Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Meriç Nehri'nin taşmasını önlemek amacıyla geliştirilen Karaç-Tahliye Kanalı projesinin %65'i tamamlandı. Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri'nin yatağını bypass etmesi amacıyla geçen yıl başlatılan projenin 4500 metresi kazıldı. Taşkın anında yapılacak bypass sayesinde taşkın önlemede kilit rol üstlenecek kanal bir anlamda Meriç'in sigortası görevini üstlenecek. Kanal debi arttığı zamanlarda nehir yatağının daraldığı kısımlarda oluşacak geri tepmenin de önüne geçecek. Taşkın anında Meriç Nehri'nin yükselen suyunu bypass edecek kanal tamamlandığında 60 metre genişliğinde 7800 metre uzunluğunda olacak. Saniyede 737 bin metreküp su bypass edebilecek. Kanal üzerinde 6 köprünün de olacağı ve maliyeti 45 milyon lira olan projenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Projenin yıl sonunda tamamlanması öngörülürken Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişimi hedefteki takvimde değişikliğe neden oldu. Kanal inşaatında çalışan iş makinaları 15 Temmuz sonrası yaklaşık 45 gün askeri birliklere giden Karaç Mahallesi yolu ve Tüloğlu ilçesi girişinde tedbiren bekletilmişti. İş makinaları demokrasi nöbetine katkıları sonrası kanal kazma işine devam ettirilmişti. Geçen yıl en yüksek debiye çıkmıştı. Geçen yıl Şubat ayı başlarında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşan Meriç Nehri 2149 metreküp saniye seviyesine ulaşarak taşmış. Yunanistan ve Karaç Mahallesi'ne giden yolları kapatmıştı. Askeri araçlarla taşınan Karaçlıların Lozan Caddesi'nin taşkın sularıyla yarılması sonrasında şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş, acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti. Ayrıca Bulgaristan'ın özellikle kuzey dağlarına yağan karların havaların ısınması ve sağanaklarla erimesi sonucu Meriç Nehri iki kez taşkın seviyesine ulaşmıştı. Enerji üretimi yapılan Bulgaristan'da baraj idaresinin daha fazla enerji üretme politikasıyla barajda taşkın payı bırakmadan su tutması, yağışlarda barajların savaklarından taşan suların Arda Nehri aracılığıyla Edirne'de Meriç'e karışmasına neden oluyor.